Sayın seyirciler, Denizli Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nde de seçim heyecanı yaşandı. 82 oy alan Almira Kocamaz yeni başkan oldu. Denizli Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi 10. Olağan Genel Kurulu Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Denizli Belediyesi Başkan Vekili Şamil Çınar çocuklara hitap etti. Başkan Vekili Çınar, kent konseyinde yer alan gerek çocuk meclisi, gerek kadın meclisi ve gerekse engelli meclisinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydederek tüm meclislere olduğu gibi çocuk meclisinin çalışmasına da sonuna kadar destek veriyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu nedenle yapmak istediğiniz tüm faaliyetlerinizin yanındayız dedi. Çok detayları bilen var, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. 4 tane meclisi var içerisinde. Çocuk meclisi, gençlik meclisi, kadın meclisi ve engelliler meclisi. Ve kent konseyimizin faaliyetlerinin ana çatısında bunlar oluştururlar. Bunun dışında 8 ayrı komisyonlar var. Birçok alanda komisyonları var. Burada da sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların temsilcileri yer alırlar. Şehrin sorunlarıyla ilgili, şehrin öncelikli sorunlarıyla ilgili ya da geleceğe yönelik çeşitli projelerle ilgili buralarda projeler üretilir. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan bir sistem. Belki içimizde birçok arkadaşımız ilk defa işte çocuk meclisiyle başlayarak kent konseyimizi tanımış olacaklar. Daha sonra divan başkanlığı oluşturulmasının ardından seçimlere gidildi. Son olarak Mehmet Ali Çetin var. Denizli Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanlığı için 17 aday yarıştı. Seçimlerde 82 oy alan Almira Kocamaz, meclis başkanı, 34 oy alan Can Yücel, meclis başkan yardımcısı ve 18 oy alan Berat Sert yine meclis başkan yardımcısı oldu. Almira arkadaşımız 82 oyla Denizli Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin başkanı seçildi.